Almanak TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda 1928'den günümüze kadar yapılan Oscar ödüllerindeki en ilginç olayları, yaşanan ilkleri, skandalları ve enleri aktarmaya çalışacağız. İlginç Oscar Ödülleri Almanağı'nın ilk bölümü başlıyor. 1928. Akademinin en tecrübesiz olduğu dönemde yapılan toplantılar sırasında kabataslak oluşturulan Oscar heykelciyi heykeltıraş George Stanley tarafından heykel haline getirildi. O zamanlar işsizlik sıkıntısı çeken heykeltıraş bu işten tam $500 kazanmıştı. 1929. Emil Jennings, 1929 yılında o yıl ilk kez verilen en iyi erkek oyuncu akademi ödülünü aldığı zaman Amerikalı olmadığı halde, ki İsviçre doğumlu bir Almandı, Oscar alan ilk oyuncu unvanını kazanmış oldu. 1932. Grand Hotel, diğer dalların hiçbirine aday gösterilmemiş ancak en iyi film Oscar'ını hak etmiş tek filmdir. 1933. 1933 yılında ünlü köşe yazarı Sidney Skoski yazısında Catherine Hepburn'un aldığı ödülü Oscar olarak nitelendirdiğinde ilk kez bu isimle tanımlanmış oldu. 1934. Bir Gecede Oldu filmi, Big Five olarak adlandırılan en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi aktör, en iyi aktris ve en iyi özgün uyarlama senaryo ödüllerinin hepsini birden kazanmıştır. 1939. Rüzgar Gibi Geçti filmi 3 saat 54 dakikalık süresiyle Oscar'lar tarihinin ödül alan en uzun filmi olmuştur. 1962 yapımı Arabistanlı Lawrence toplamda 3 saat 52 dakika ile bu alanda ikinci konumda bulunmasına karşın müzikler çıkartılıp sadece film uzunluğu göz önüne alındığında 1 dakikayla Rüzgar Gibi Geçti'nin önüne geçmektedir. 1942. Walt Disney hayatı boyunca bütün dallarda toplam 22 tane Oscar ödülü kazanarak en çok Oscar kazanan insan olma unvanına sahiptir. 1943. İkinci Dünya Savaşı'ndaki Amerikan askerlerinin töreni dinlemesi için ilk defa 1943 yılında radyoda duyurulan törenler televizyonda ilk defa 1953'te yayınlandı. 1950. Perde açılıyor, 1950 yılında 14 dalda aday gösterilerek Oscar tarihinin 14 dalda aday gösterilen ve 6 dalda ödül alan ilk film olmuştur. 1952. John Ford'un yönetmenliğini yaptığı Sessiz Adam 4 dalda ödül almıştır. 1952 tarihli Kahraman Şerif filminin tema şarkısı, müzikal olmayan bir filmde kullanıldığı halde Oscar ödülü kazanmış ilk şarkıdır. 1955. James Dean ölümünden sonra 2 kere Oscar'a aday gösterilen tek insandır. Dean, 1955 yılında öldükten sonra 1956'da East of Eden filmiyle ve 1957'de tekrar Giant filmiyle en iyi erkek oyuncu akademi ödülüne aday gösterilmiştir. 1959. 12 dalda aday gösterilen Ben-Hur filmi 11 dalda ödül alarak Oscar'lar tarihine en çok ödül alan film olarak geçmiştir. 1997 yılında Titanic ve 2003 yılında Yüzüklerin Efendisi Kralın Dönüşü filmleri 11 dalda ödül alarak bu rekoru tazelemişlerdir. 1962. Peter O'Toole 8 kez en iyi aktör ödülüne aday gösterilmesine rağmen ödülü hiç kazanamamıştır. 1963.
Kleopatra 3 saat 3 dakikalık uzunluğuyla aday gösterilen en uzun film unvanını almıştır. ...1965 William Wyler yönetmenliğini yaptığı The Collector filmiyle 12 dalda adaylık almıştır. 1966 1966 yapımı Kim Korkar Hain Kurt'tan tüm ana karakterlerinin ve sanatsal kadrosunun topluca Oscar'a aday gösterildiği tek film olmuştur. Aday gösterildiği akademi ödüllerinden 5 tanesini kazanmıştır. 1970 General Payton filmindeki rolüyle George C. Scott aktörlüğün bir yarışa konu edilemeyecek kadar saygın bir meslek olduğu gerekçesiyle ödülü reddetmiştir. 1971 John Miles'a İrlandalı Kız filminde oynadığı köyün sağır dilsiz delisi Michael rolü için 1971'de en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü verilmişti. Filmde rolü gereği tek kelime konuşmayan John Miles, ödülünü alırken konuşma yapmayıp bir reveransla yetinmişti. Bu da Oscar ödüllerindeki en kısa kabul konuşması olarak rekor kitabına girmiştir. 1972 Godfather filmindeki rolüyle tüm dünyanın kalbinde taht kurmuş Marlon Brando, en iyi erkek oyuncu ödülünü reddetmiştir. My name is Sasheen Littlefeather. I'm Apache and I'm president of the National Native American Affirmative Image Committee. I'm representing Marlon Brando this evening and he has asked me to tell you in a very long speech which I cannot share with you presently because of time, but I will be glad to share with the press afterwards that he very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry. Excuse me. 1973. 1973 yılında en iyi erkek oyuncu Oscar'ı senenin en önemli filmi olan Babadaki rolüyle Marlon Brando'ya verilir. Ancak Marlon Brando'nun yerine Kızılderili asıllı Sasheen Littlefeather sahneye çıkar. Marlon Brando adına sinema endüstrisinin Amerikan yerlilerinin sorunlarına karşı duyarsız davranışları nedeniyle Oscar ödülünü geri çevirir. And our understandings will meet with love and generosity. Thank you on behalf of Marlon Brando. Baba 2 filmi en iyi film Oscar'ını kazanan ilk devam filmi olur. 1975 Jack Nicholson'ın başrolünü oynadığı Guguk Kuşu, Big Five olarak adlandırılan en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi aktör, en iyi aktris ve en iyi özgün uyarlama senaryo ödüllerinin hepsini birden kazanmıştır. ...1976 Beatrice Straight, Şebeke filmindeki 5 dakika 40 saniyelik performansı ile Oscar kazanan en kısa role sahip kişidir. Straight, bu filmdeki rolü ile en iyi yardımcı kadın oyuncu akademi ödülünü almayı başarmıştır. 1977 The Turning Point filmi 11 dalda Oscar'a aday gösterilmesine rağmen hiç ödül alamamıştır. Yine aynı yıl Annie Hall filmiyle en iyi yönetmen Oscar'ı kazanan Woody Allen ödül törenlerine hiçbir zaman katılmamıştır. 1981 Catherine Hepburn 4 kez en iyi kadın oyuncu Oscar'ı alarak bu ödülü diğer tüm aktrislerden fazla almıştır. Meryl Streep 14 kez en iyi kadın oyuncu Oscar'ına, 3 kez en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ına aday gösterilmiştir. En çok aday gösterilen kişidir. 1984
Ölüm Tarlaları filminin başrol oyuncusu Hein S. Niger, Dead Pran'ı canlandırdığı rolüyle 1984'te en iyi yardımcı erkek oyuncu Akademi Ödülünü aldığı zaman aktör olarak Oscar ödülü alan ilk Güneydoğu Asyalı ve Budist oyuncu unvanını almıştı. 1985. John Huston 79 yaşındayken yönettiği Prizler'ın Onuru filmiyle en iyi yönetmen Akademi Ödülüne aday gösterilen en yaşlı yönetmen olmuştur. Mor Yıllar filmi 11 dalda Oscar'a aday gösterilmesine rağmen hiç ödül alamamıştır. 1986. 21 yaşındayken Başka Tanrı'nın Çocukları filmindeki rolüyle Marley Matlin en genç Akademi Ödülü sanatçısı unvanını almıştır. Aynı yıl Brezilya-Amerika Birleşik Devletleri ortak yapımı Hector Bovenco filmi Örümcek Kadının Öpücüğü 1986'da en iyi film Akademi Ödülüne de aday gösterilmişti. Böylelikle bu ödüle aday gösterilen ilk bağımsız film olma unvanını da hak etmişti. 1989. Jessica Tandy, Bayan Daisy'nin Şoförü filmiyle 80 yaş 293 günlük iken en iyi kadın oyuncu Akademi Ödülünü kazanmış ve ödülü en yaşlı kazanan insan olmuştur. Daniel Day-Lewis 1989, 2007, 2012'de aldığı ödüllerle 3 kez en iyi erkek oyuncu ödülünü alan tek oyuncu olmuştur. 'Oscar ödülleri tarihinde yaşanan ilkler, enler, skandallar ve ilginç olayları aktarmaya çalıştığımız videomuzun ilk bölümü burada bitiyor. İkinci bölümde buluşmak üzere. Almanak TV, bilginiz olsun.